Manşete hoş geldiniz. Üç konuyu analiz edeceğim. Birincisi Erdoğan'ın akşamki performansı, özellikle yangınlarla ilgili olarak. İkincisi yine Erdoğan'ın eski uçağında 1 ton 300 kilo kokain yakalanması Brezilya'da. Bunu analiz edeceğim ve yine salgın aşılama bununla ilgili ilave edeceğim notlarım olacak. Tabii ki elbette bütün bunları konuşurken yangına, yangın yangındaki son duruma ve devletin nasıl aciz duruma düştüğüne ve nasıl beceriksiz iş iş bilmez bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu analiz etmeye çalışacağım. Öncelikle Erdoğan'ın Zannediyorum ATV A Haber Ortak yayınındaki performansına değinmek istiyorum. Ben o yayının yangınla ilgili bölümünü seyrettim. Ne diyeceğini ya da olaya nasıl bakacağını merak ettiğim için bir iki konuyu söyleyeyim. Mesela bazı kulisler çıkmıştı. O da Orman Bakanı Pak Demirli'nin işte bu yanan yerler, şehirler vesaire büyük şehirlerin veya belediyelerin sorumluluğu altında demesiydi ve bunun AKP'de bir rahatsızlığa yol açtığı söyleniyordu. Yani nasıl böyle konuşulabilir bu bir sorumsuzluk işte Orman Bakanlığı ormanlardan sorumlu falan gibi öyle olmadı ortaya çıktı ve görüldüğü gibi KJ'de de görülüyor bu yayından alınmış bir keps. Belediyeler şehirlerden birinci derecede sorumlu dedi Erdoğan. Demek ki sahibinin sesi olmuş Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Ancak başka bir konuda mesela haritalarla dünya örnekleri vererek dünyanın dört bir yanında yangın çıktığını, Avrupa'da İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Ukrayna'da, Rusya'da bile yangın çıktığını, dünyanın dört bir yanında yangınlar çıktığını ve bunun normal olduğunu, bunun iklimle alakalı konular olduğunu veya işte sıcaklıklardan kaynaklandığını, doğal nedenlerden kaynaklandığını falan anlattı. Bu da enteresandı çünkü bununla da Erdoğan bir haftadır AKP'li trollerin ilk birkaç gün şaşkınlıktan sonra olayı sabotaj, kundaklama, PKK falan gibi gerekçelere yaslamasını yaslamasının önüne bir anlamda bariyer çekmiş, set çekmiş oldu veya onları açığa düşürmüş oldu. Hoş şeyden de bahsetmiş ben oraya denk gelmedim. Yani işte bunu değerlendiriyoruz, takip ediyoruz. İşte sabotaj olabilir. Bizim de işte yakaladığımız insanlar var veya soruşturmamız devam ediyor gibi ama uzun uzun dünya haritalarından falan dünya haritalarını falan ekrana getirerek her yerde yangın çıkıyor demesi o açıdan kendi taban açısından da kendini seyreden taban açısından da bu demek ki Türkiye'ye özgü bir şey değilmiş filan dedirtmiştir. Bu önemli çünkü. Türkiye'de insanların, biz oradayken de öyleydi. Ben orada televizyonculuk yaparken de bu böyleydi. Bugün de böyle. Oran değişmekle beraber, kimi zaman %65, %70, %75 bu gibi oranlar. Yani 65 ile 75 arasında gider. İstatistik olarak söylüyorum, bakılmıştır buna. İnsanlar haberi, insanlar bilgiyi televizyondan alıyorlar. En temel eğlence aracı Anadolu'da televizyon. Ve bunu bedava, ücretsiz olarak alıyor. Herhangi bir ücret ödemiyor. Halbuki dolaylı olarak hepsi cebinden çıkıyor. Yani evine filmler, diziler geliyor. İşte konserler geliyor, sanatçılar geliyor. Büyük bir eğlence aracı ve biz oradayken de böyleydi. Şu anda da durumun çok değiştiğini zannetmiyorum. Ortalama televizyon seyretme süresi 4-5 saatten daha aşağı değildi hiçbir zaman. Dolayısıyla halk vatandaş AKP kitlesi özellikle bilgiyi, haberi, eğlenceyi neyse hepsini %65 ile 75 arasında değişmekle beraber 70 diyelim açık kanallardan alıyor. Bu açık kanallar da TürkSat'taki kanallar. Dolayısıyla TürkSat'ta ellerinde istedikleri kanalı sokuyorlar, istedikleri kanalı atıyorlar. DigiTürk'te Smart falan gibi kanallar, şey platformlar belli bir elit kesime, belli bir elit zümreye hitap ediyor veya Beyaz Türkler de diyebilirsiniz. Orta gelir ve üstü de diyebilirsiniz veya maç seyretmek isteyen insanlar falan da diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin bir çoğunluğu teşkil etmiyor. Gerek abone sayıları itibariyle gerekse etki alanları itibariyle zaten etkili de olamazlar. Yani oradaki e, kanalları falan da hesaba kattığınızda insanların bilinçlenmesine katkı sunacak bir kaynak yok. Haliyle ağırlıklı kaynak özellikle gene AKP kitlesinin yoğunlaştığı kaynak Facebook. Twitter'da değil. Dolayısıyla siz Twitter'da bir takım kampanyalar da yapsanız, bir takım hashtagler de açsanız falan bu 10 yıldır böyle kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Bazen gerçekten belli konularda bir kampanya yapılması bir duyarlılık falan ortaya koyabiliyor ama bu her zaman geçerli değil. Haliyle Erdoğan'ın bu açık kanallar aracılığıyla kendi kitlesine seslenmesi açısından da önemliydi. Dolayısıyla bu %70'lik kitlenin bu şekilde kapalı devre beslenmesi, kapalı devre bilgilenmesi veya kapalı devre bir televizyon eğlencesiyle bütün dünyaya ve yani Türkiye'de olan bitene kapalı kalması veya yanlış enformasyon alması, farklı algı oyunlarıyla bir propagandanın tesiri altında kalması uzunca bir zamandır devam eden bir konu, yakın bir zamanda da kırılacağı yok kendine muhalif diyen kimi kanallarda iktidarın belirlediği çizgide e, top koşturuyorlar. Sınırları belirlenmiş bir alanda bir kesiminde gazının çıkması gerekiyor. O gaz çıkarma faaliyetini götürüyorlar. Esas anlam esaslı anlamda iktidarın canını sıkacak, e, çanına ot tıkayacak, hadi öyle söyleyeyim. Bir muhalefet, bir e, habercilik, gazetecilik yok. Bir tarafıyla böyle, bir diğer tarafıyla şu çok net ortaya çıktı ki Erdoğan gerçekten, KC'de de yazdım, aciz devlet tükenmiş Erdoğan derken, Erdoğan'ın gerçekten son aylarda bedensel ve fiziksel olarak ve şey olarak da bu söylemine de yansıyor. Tavırlarına, sorulara, verdiği cevaplara veya konuşmasına da yansıyor. Muhakeme yeteneğine de elbette yansıyor. Çok düşük, çok tükenmiş, çok yorgun, çok bitik olduğu görülüyor. Görülüyordu zaten bu yayında da görüldü. Ve Erdoğan tamamen kendisini övmek için karşısına çıkartılan isimlere, isimlerin verdiği suflülerle yürüdü. Yangın bölümünde karşısında bir dev ekran vardı. O zaten seyircilerden de saklanmıyordu. Çünkü oraya düşen grafikler ekrana da geliyordu aynı zamanda. O grafiklerden yararlanarak yangınla alakalı, bilgiler vermeye çalıştı ama o grafikleri okurken veya ge gelen sorulara soru gelmedi de gerçi işte yangınla alakalı söylemek istediğini söylemeye çalışırken o grafikler yeterli olmadı. Karşısından bir yazı akmadığı için dolayısıyla e grafiklerden doğru mesajlar veremedi. Artı bir sürü de gaf yaptı. Yani işte efendim hayvan canından falan bahsederken beyaz etlemesi işte bu belediyelerle ilgili meseleyi doğru dürüst toparlayamaması vesaire gibi. Hemen ondan sonra, yangından sonra COVID ile ilgili sorular, soru demeyeyim de işte konular geldi. COVID, ekonomi ve enerji ile alakalı. Orada zannediyorum karşısındakilerin hemen arkasında bir prompter ekranı vardı ki o seyircinin görebileceği bir açıda değildi bir 20 dakika yarım saat boyunca ge eveleyen bir sürü gaf yapan ve grafikleri okumaktan aciz son derece ağır bir tempoda konuşmaya çalışan Erdoğan gitti. Prompt okuyan Erdoğan geldi. Birden canlandığını ve birden düzgün cümleler kurmaya başladığını görüyorsunuz. O kadar düzgün kitabi cümleler bugünkü Erdoğan'ın performansında normal sıradan bir insan içinde mümkün değil. Dolayısıyla okuyordu. Yani seyircinin göremeyeceği bir kadrajda önünden akan yazıyı okudu. Zaten önündeki kişilerin övgülerin arasında hangi konulardan hangi konu hangi konudan hangi konuya geçeceği belliydi. Propaganda tarafı muhakkak propaganda bakanı muhakkak onu programlamıştır. Dolayısıyla Covid ile ilgili meselelerde, ekonomi ile ilgili meselelerde ve enerji ile ilgili meselelerde direkt prompterdan okudu. Doğrudan prompterdan okudu. Net görülüyor bu. Ee, Yangında gaf yapan, yangında bocalayan Erdoğan oralarda gaf yapmadı ve oralarda bocalamadı. Çok seri konuştu. Bir de işin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla iki konu ortaya çıktı. Bir yaptığı gaflar, bir de büyük şehirleri birinci derecede sorumlu tutması. Devlet yönetemedi ve yangın termik santrale kadar ulaştı. Milas Belediye Başkanı bas bas bağırdı. 5 gündür, 6 gündür yayınlar yapıyorlar. Ve bölgedeki termik santrale 3 gündür uyarılar yapılıyor. Yani 1-2 kilometreden başlayarak 2 gün önce 500 metreye kadar yaklaşmıştı alevler. Son derece enteresan bir şekilde termik santral içinde de 40 bin ton kadar kömür olduğundan falan bahsediliyor. Bilgiler muhtelif. Fakat Alevler geldi, geldi, geldi ve işte kapısına dayandı. Ondan sonra da termik santral yanmaya başladı ve bölge tekrar boşaltıldı falan. Yani bir termik santrali bile koruyamayan, önlem alamayan bir devlet, o oradaki yani varsa bir iki helikopter uçak oraya yönlendirmeyen ya da termik santralin etrafında bir takım geçitler veya duvarlar oluşturmayan hendekler açmayan veya orayı ağaçsızlaştırarak falan setler çekilebilir. Pek çok şey yapılabilir. Neticede bu bizim uzmanlık alanımız değil ama yangın bir önemli santrale doğru yürüyorsa siz o, o santralin etrafında şeyler temizlik yaparsınız <laughs> ve tıraşlama yaparsınız. Ağaçları tıraşlarsınız. Hendekler açarsınız falan. Ki oraya gelmesin. Tabii ondan evvel o yangının söndürülmesi ve sürekli kontrol altında tutulması da icap eder. Böyle de bir e, facia var. Gene benzer bir şekilde Şahan Gökbakar. İki kişi öne çıktı. Bir Milas Belediye Başkanı bir de Şahan Gökbakar. O da e, Marmaris'te e, Selimiye bölgesinde özellikle. E, üç gündür Instagram'dan yaptığı canlı yayınlarla neredeyse Sedat Peker'e yakın bir kitle tarafından seyrediliyor videoları. Bazı videoları Instagram canlı yayınları 4-5 milyon seyredilmiş. En kötüsü işte 800 bin 1 milyon seyrediliyor ama bir türlü o da bölgesine uçak getiremedi. Yaşadığı bölge aynı zamanda son yaptığı yayınlarda Marmaris'in %80'i yandı diyordu ve Şahan Gökbakar'ın ben yayınlarına hızlıca baktım. Gerçekten de burası yanacak. Burayı kurtaramayacağız. Yangın şuraya sıçrayacak. Buraya gelecek. Bakın işte burası yeşil. Yarın buraya gelecek. 2 güne kadar burada falan gibi. Esasen gayipten veya işte kehanet değil. Yani gidişatı görüyor. Rüzgarın yönüne bakıyor. Önceki gelişmelere hakim. Ee, söylediği şeyler çıktı. Birinin söylediği şeylerin çıkması çıkmaması değil mesele. Pek çok insan e, olabilecekleri öngördüğü halde, e, bağırdığı halde e, maalesef e, devlet e, oralara yetişemedi. Erdoğan da A Haber ekranında her yere yetiştiklerini, devletin güçlü olduğunu falan filan söylemekle yetindi. Bambaşka bir dünyada kendi gerçekliği e, nasıl bir gerçeklikse, ama gerçek şu ki çok çarpıcı karelerden biridir. Erdoğan'ın beyaz et dediği e, hayvanların alevlerle mücadelesi. Evet. O arada Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye değinmeden geçmek olmaz. 13 Temmuz 2021'de da, e, yangınlardan yang, e, zannediyorum yangınların çıkmasından 15 gün kadar önce e, Türkiye Gazetesi'ne verdiği demeçte çakmak yaksalar haberimiz oluyor demiş. Yalandan kim ölmüş ama dediğim gibi bu insanlar o kadar pişkin ki halen koltuklarını korumaya devam ediyorlar. Rivayet o ki Bekir Pakdemirlerin suyu ısınmıştı. Belki de yangın olmasa bugünlerde görevden alınacaktı. Ancak yangın olunca, yangınlar çıkınca şimdi yangınlardan dolayı koltuğu kaybetti demesinler diye biraz daha zaman kazandığı konuşuluyor. Ama yani bir anda belediyelere suç atan, Türk Hava Kurumu'yla polemiğe giren, uçaklarla ilgili birbirini tutmayan, demeçler veren vesaire işte yangınlardan 15 gün önce çakmak yaksalar haberimiz oluyor diye yalanlar üfüren bir kişinin ben bırakın bakanlığı, vekilliği veya işte herhangi bir yerde pozisyon sahibi olmasını önce gerçekten akli melekeleri açısından bir tetkikten geçmesi icap eder. Cezai ehliyeti var mı yok mu? Ondan sonra da bakılır. Yargılanacak bu isimler. Çünkü e, Bölgede son ağaç kalmayana kadar bu yangın devam edecek gibi görünüyor. Ağustos daha başındayız. Çok sıcak ve o sıcak dalga belli ki Eylül'e kadar devam edecek. Özellikle Akdeniz Havzası'nda. Kıbrıs da büyük bir risk altında. Yoğun sıcaklar var. Henüz oradan bir yangın haberi gelmedi ama Kıbrıs da diken üstünde söyleyeyim. Yunan Adaları aynı şekilde. İtalya'nın güneyi aynı şekilde. Sicilya. Akdeniz havzası yoğun risk altında. Afrika'nın yarısı yanıyor zaten. Bu iklim meseleleri gerçekten şaka kaldırmıyor. Evet. Fahrettin Altun Erdoğan'ın Propaganda Bakanı bilgi kirliliğini temizleyeceğiz diyor. Kastettiği bilgi. Bilgi paylaşanları temizleyeceğiz. Gerçek bilginin bizim yalanlarımızı açığa çıkaran bilginin dolaşımını engelleyeceğiz manasında okuyabilirsiniz bunu. E, Melis Alpan, bugün bir Hollandalı'ya Türkiye'deki yangınlardan söz etmeye başlar başlamaz. ilk sorusu, ordu nerede peki oldu? Dedim, ülkede bu soruyu sorana darbeci terörist falan diyorlar. Evet, daha önceki yayında da bahsetmiştim. Batı'da ordunun bu tür konularda devreye girmesi hiç kimsenin aklına bir şey getirmez. Ki zaten en doğal görevlerinden biridir. Acil hallerde, afet hallerinde. Ama Türkiye'de ordu sahaya indi mi, Türkiye bir darbeler ülkesi. Önce de böyleydi, şu anda da öyle, ileride de öyle olacak. Ee, bu durum değişmez. Ee, bu 100-120 senedir böyle. İttihatçı gelenekle başlayan bir şey. Ee, sivili askeri fark etmiyor. Da Türkiye bir darbe ülkesi, bunu bunu kabul etmeniz lazım. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde asker, tank, işte ne bileyim... E ...görüldüğünde jandarma hariç, jandarmanın iç güvenlikle alakalı bir fonksiyonu var öteden beri hemen insanlar tedirgin olur. Siyasiler de zaten askeri kolay kolay kışlasından çıkarmak istemez. Yani bir sele, bir yangına, bir afete, bir depreme falan müdahale ettiğinde aman sonra başımıza mı çıkacak diye bir tedirginlik hali olur. Evet. Erdoğan'ın bu lafı çok konuşulan bir laftı. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu büyükşehir belediyelerine aittir. Bir de tabii belediyeler kendilerinde olmadığı için ağırlıklı olarak CHP'de olduğu için veya muhalefette olduğu için ondan dolayı orayı yok sayıyorlar. Oranın başına gelen her şeyi hatta belki Allah cezalarını verdi falan diye düşünüyorlar. Siyasal İslamcı kafası budur. Ee, maalesef. Maalesef. Savaş genç görebildiğim kadarıyla ekonomik iflas ve yangınlara birlikte yangınlarla birlikte Erdoğan acil durumlarda kullanmak üzere yaptığı son planına geçmek zorunda kaldı diyor. Bir öngörü de bulunuyor siyaset bilimci. Savaş Genç sandıktan çıkma şansı kalmadığını artık kendi de kabullenmiş. Bundan sonra izleyeceğimiz filmin adı Erdoğan'ı kurtarmak olacak diyor. Kısmen katılıyorum. Erdoğan'ın bu bitkinlikle, bu tükenmişlikle, bu acizlikle ve yönetemez halde ve gittikçe her şey kendisine negatif olarak yazıyor. Hiçbir şeyi artık tersine de çeviremiyor. Herhangi bir seçim kazanması veya normal yollardan, e, siyasi yollardan e, iktidarını koltuğunu koruması çok mümkün görünmüyor. E, zaten doğal bir seçim yapılsa, hakkaniyetli bir seçim yapılsa kampanyasıyla, şu suyla, bu suyla, çok değil, 40 45 günde gider bu iktidar. Bunu bildikleri için de seçime gitmiyorlar ya da belki de seçimsiz iktidarda kalmanın özlemini, veya hesabını yapıyorlar. Özlemini çekiyorlar ve bunun hesabını yapıyor olabilirler. Devlet Bahçeli ile görüşmüşler. Bu da olabilir. Canlı yayının özeti Erdoğan tükenmiş. Evet. Çok doğru Said Sefa'nın tweet'i. Ben de onu oradan alıntıladım. KC'ye yazdım. Aynı şeyi düşündüm. Tükenmiş, bitik bir Erdoğan vardı bu Erdoğan nasıl bir kampanya yapacak? Nasıl mitingler yapacak? prompterdan okumakla falan olur mu? Oluyor. Yani zaten Erdoğan e, uzunca bir süredir, yaklaşık 7-8 senedir 2013'ten bu tarafa tamamen bindirilmiş kıtalarının karşısına çıkarılıyor. Salon toplantılarında sadece televizyonda görevli gazetecilerin değil, salon toplantılarında, mitinglerde, şurada burada mesela Marmaris'te getirilenler de zorla oraya getirilen miting meydanına Erdoğan'ın kafasına çay attıkları. Dolayısıyla Erdoğan tamamen her her defasında yani yaklaşık 8 senedir miting olsun, salon toplantısı olsun tamamıyla steril görüştüğü insanlar tamamıyla steril e, güvenlik soruşturmalarından geçmiş ya da bindirilmiş kıtalar ya da partili kitleler falan filan e, yani en ufak bir şekilde oradaki senaryonun oradaki programın rağmına hareket etmeyecek insanlar. E, bu, bu halde Erdoğan nasıl bir kampanya yapacak o da ayrı bir konu. Ekonomiyle ilgili söyledikleri çok konuşuldu. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. İşte faizleri işte gemliyoruz falan manasına gelen sözler de söyledi. Ekonomi dünyası ayağa kalkıyor ama Erdoğan Erdoğan'ın ekonomi teorileri şusu busu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bugüne kadar ekonomiyle ilgili söylediği hiçbir şey tutmuş değil. Dolara yatırım yapmayın dedikten sonra dolar kaç defa katlandı. Aynı şey enflasyon için de geçerli. Enflasyonu %19'un altında tutarak faizi de oralarda tutmaya çalışıyorlar. Ben ekonomist olmadığım halde bunu görüyorum. TÜİK'le enflasyonu dengeliyorlar. Merkez Bankası ya da faizi dengelediklerini düşünüyorlar ama gıda enflasyonu patlamış durumda. Covid dönemini yaşıyoruz. Pandemi koşullarını yaşıyoruz ve Gerek küresel ısınma gerek iklim meselesi gerek dünyanın nüfusunun 8 milyara yaklaşması ve gerçekten bu nüfusu besleyecek kaynaklarla alakalı sıkıntılardan dolayı e, gıda e, ya erişim ve gıda bolluğu eskisi gibi olmayacak ve fiyatlar artacak. Zaten gıda enflasyonu da Türkiye'de patlamış durumda. Yangınla ilgili son bir not Haluk Nevent paylaşmış. Tarım Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan'dan geniş su deposu olan bir helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter orman müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışacak. Umarım aksilik çıkmaz diyor. Evet artık dernekler araç kiralayarak, helikopter kiralayarak kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Geçelim bir diğer konuya. Kronos'tan okuyorum. Brezilya Erdoğan'ın eski uçağında 1 ton 300 kilo kokain yakaladı. Brezilya'dan Belçika'ya uçacak olan ACM Air firmasına ait TCGVA adlı iş yetinde onlarca valiz kokain yakalandı. Uçağın daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan TC Ata uçağı olduğu satıldıktan sonra adının değiştirildiği öğrenildi diyor. Evet uçak bu. Bu fotoğraf güncel. Evet. Zamanında başbakanlar, bakanlar taşımış bir uçak. Cumhurbaşkanları taşımış. Türkiye'de e, devlet ricaline hizmet etmiş bir uçak. Ama Erdoğan'la veya Erdoğan'ın yakın çevresiyle bağlantılı halen, airport sitesinde yer alan habere göre İspanya'nın Malaga şehrinden hareket eden Gulfstream tipi uçak, Brezilya'nın e, Fortaleza şehrine inmiş ve e, bir İspanyol yolcunun beraberindeki valizler, gümrük muhafaza ekipleri tarafından aranmak istenince, işte efendim, 1 tondan, 1 ton 300 kilogram kokaine ve uçağa el konulmuş. Ali Kıdık paylaşıyor Airport Haber'den ve işte bu da arama görüntüleri. Erk Acarer e, olayın izini sürmüş. E, i̇şimizi de kolaylaştırdı gazetecilik açısından. Teşekkür edelim. Erk Acarer'den okuyalım olayın ayrıntısını. İlginç bir durum diyor. Şehmuz Özkan'a ait Türk jetine operasyon yapılmış. Son uçağın son sahibi Şehmuz Özkan. 25 bavul dolusu yüzlerce kilo eroi, kokain ele geçirildi. Özkan'ın kız kardeşi AKP'den aday adayıymış. İddialara göre uçak Malaga'dan kalkmış. Son durağı Brüksel olacakmış. Özkan 2019'da kaçakçılık yolsuzluk şaibeleriyle kapatılan ve Concordato ilan eden Affan Petrol'ün sahibiymiş. Affan Petrol her yol etem sancakla kesişebilir. Demek ki sancak mü mühim bir işe, ins iş, insanı diyor. Birlikte fotoğraflarını gösteriyor. Affan Petrol Konkordato ilan etti ama büyük sermaye ile hava şirketi ACM grup kuruldu. Şirket ortaklarından bahsediyor. Paravan kişilermiş. Özkan'a ait uçak Özal döneminde. Şehmuz Özkan'a ait uçak Özal döneminde satın alınmış. 2016'ya kadar devlet tarafından kullanılmış. Şehmuz Özkan uçağı yok parasına THY'den almış. Uçak eski ama Demek eski uçaklar kokain kaçırmaya gelince eski olmaları mümkün değil ki bu yangın söndürme uçaklarına gönderme. Muret, mürettebat içindeki pilot V isimli emekli bir komutan kalp ameliyatı nedeniyle emekli oluyor. Havacılıkta rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen bir kişinin lisansı iptal ediliyor. Peki V'ye sivil havacılıktan nasıl olup da yeni lisans çıkarıldı? Şahsın yardımcı pilotluk yapması mümkün mü? İddiaları o ki uçak AC, ACM'ye geçtikten sonra e, bilen devlet büyükleri de oldu. Bunlardan biri de Venezuela ile ala alakalı olabilir mi? Ya da dede gibi biri diye bir kıtır atmış öyle diyelim babal tabiriyle. Şehmuz Özkan ve Ethem Sancak yan yana Özkan Halaybaşı gerçek Halaybaşı kim acaba diyor. Şehmuz Özkan şu şahıs evet Etem Sancak'ın hemen Halaybaşı görüyorsunuz. Burada da yan yana gözüküyorlar zaten. İşit ciddi mesele uzun yıllar sonra cihadizmde esas meselenin para olduğunu anladık. Siyasal islem, İslam, işte AFN plaka petrol işi bulanıp işit ifşasından sonra tehlikeli hale gelmeden önce Özkan ailesine bir araç. Konsolosluk plakalı kokain cihad ve konsolosluk plakası. Evet. Bizim yaşamımızı, ormanlarımızı, çığlıklar içinde ölen canlarımızı, neden kaybettiğimizi, nasıl olup da uçak bulamadığımızı açıklayan şeyler. Hep birlikte yeni hedeflere koşarken Özkan ailesinin tüm üyeleri bütün sosyal medya hesaplarının neden temizledi diye soruyor. Evet. Diyarbakır Milletvekili aday adayı Çiğdem Özkan. Evet, evet bu şekilde Erk Acele'nin gerçekten olayı çözümleyen üzerine giden tweetlerini okumakta yarar var. Bir eski VIP uçağı ya da bir eski devlet uçağı ama yine devletle bağlantılı kişiler tarafından, partiyle bağlantılı kişiler tarafından kokain taşırken suçüstü yapılıyor. Ve bu tabi elbette Brezilya'nın dikkati sayesinde oluyor. Bu konu daha çok su götürür. Olay yeni ortaya çıktı. Takipçisi olacağız efendim. Son konumuz aşı. Docevelle'den okuyorum. Salgın yönetiminde yeni açmaz aşı yokluğu. Sağlık Bakanı Biontech tedarikinde veya Biontech tedarikinde sıkıntıya dikkat çekerken sadece randevusuz aşıların yapılamayacağını duyurmuştu. Buna rağmen Randevusu olanlar dahi aşılarını olamadı. Sistem yeni randevulara ise kapatıldı diyor. Aşı aşılama son derece önemli. Türkiye'de aşı tedariki konusunda bir sıkıntı olmadığı falan söylenmişti ama pek öyle değil. Türkiye'nin %26-27'si aşılanmış durumda yetişkinlerin görebildiğim kadarıyla son rakamları söylüyorum. Halen büyük bir oran aşılanmadı. Aşılanmak isteyen de aşı bulamıyor. Şu anda durum bu. Avrupa'da Amerika'da durum böyle değil. Yetişkinlerin %80 ve üzeri aşı olmak isteyen herkes ayaklarıyla gitti aşı oldu. Artık randevu falan da gerekmiyor. 18 yaşının üstünde olup da isteyen herkes iki doz aşısını belli aralıkla vurulabiliyor. Aşı sıkıntısı da yaşanmıyor. Üçüncü doz tartışılıyor. Muhtemelen Ağustos-Eylül ayında üçüncü doz aşının uygulanması gündeme gelecek. Çocuklara veya 18 yaşından küçüklere aşı olacak mı olmayacak mı ne biçimde olacak bunu da ilerleyen aylarda öğreneceğiz. Bir program takip edilirken Türkiye'de tekrar aşı kıtlığının olması, Biontech aşısının gönderilen dozlar ne oldu? Başka bir yere mi sevk ettiler ya da bütün dozları gerçekten tükettiler de aşı mı kalmadı? Erdoğan tabii şu ana kadar bu kadar doz uygulandı deyip nüfusa yakın bir oran söyledi. 70 milyon mu dedi, 75 milyon mu dedi ama yani bütün dozları toplayıp birinci, ikinci doz, Sinovac'ı şunu bunu falan filan rakam söyleyince bu yanıltıcı oluyor. Ne kadar yetişkin bir doz, ne kadar yetişkin iki doz aşılanmış ve bunların Sinovac ve Biontech oranlamaları nedir? Ancak böyle sağlıklı veri alınabilir. Vaka sayıları artıyor ölüm sayıları stabil gitse bile sonbahardan itibaren daha korkucu, korkutucu bir noktaya gelebilir. Biz burada ne söylersek söyleyelim bu durumun değişeceği çok da fazla e, iyiye tahvil edileceği yok gibi. Çünkü aciz bir devletle karşı, e, karşı karşıyayız. Aciz devlet bile bir şey yani devlet bir yere kadar yapıyor ama bir, bir noktadan sonra gücü yetmiyor manasına gelir aciz devlet. Devlet tüm kurumlarıyla e, ve bütün e, kapasitesi itibariyle iflas etmiş, iş göremez hale gelmiş durumda. Yangınlar bunu gösterdi ve e, bu yangınlardan sonra acaba Türkiye'de yeni bir uyanış olur mu? Türkiye başka bir yere gider mi, gitmez mi? Ve bu iktidarı değiştirmek için bir vesile olur mu? E, bu konuşuluyor. E, bence mühim bir dönemeç. E, bundan sonraki süreçte siyasi kırılmalar... Türkiye'nin yakın dönemi analiz edilirken 2021 yazında çıkan bu yangınlar mutlaka bir yere konacak. Ama siyaseten kestiremiyorum önümüzdeki süreci kısa orta vadede ne olur ne olmaz. Yüksek Askeri Şura kararları herkes kendisine göre bir yorum yapıyor. O konuya hiç girmeyeceğim. Ancak ee, özellikle askerin etkisizleştirilmesi veya ordunun itibarının yerlerde olması bir takım kesimlerin işte yangında da askerler müdahale etseler, gelseler falan işte tekrar bir asker vatandaş kaynaşması olsa falan gibi bilemiyoruz yani gerçekten bu kadar acı varken e, bir takım teorilerle e, sizi meşgul etmek istemem ama e, özellikle belli isimlerin e, bir Kampanya halinde adeta asker neden devrede değil, asker neden sahaya inmiyor, asker neden yangın söndürme çalışmalarına katılmıyor diye bir koro oluşturması muhtemelen askerin kaybettiği itibarını tekrar kazandırmaya dönük, asker halk kucaklaşmasını sağlamaya dönük veya bir imaj tazelemeye dönük bir çalışma, bir çaba da olabilirdi. İktidar bunu özellikle istemedi iki şey yapmadı. Bir askeri zaten olaylara sokmadığı gibi iki yangınları seyretti. E, ormanların yanmasını seyretti. Belli ki e, son ağaçta yandıktan sonra diyecekler ki bütün yangınları kontrol altına aldık. Ağaçlar bittikten sonra, orman bittikten sonra herkes kontrol altına alır. E, seyirci kaldıkları muhakkak. Şahan Gökbakar Marmaris'te bas bas bağırırken Milas termik santrale günlerdir adım adım gelen, göstere göstere gelen yangın ortadayken ve yetkililer hiçbir şey yapmazken insanlar pet şişelerle, kovalarla yangını söndürmeye çalışırken devletin hiçbir yerde olmadığı görüldü. Buradan bile gördük. neyse ki sosyal ağlar vardı. Neyse orada neyse ki orada paylaşılan haber, fotoğraf ve videolar vardı. Tanıklıklar vardı. Neyse ki gönüllüler vardı ve onların anlatımları vardı. Tükenmiş bir Erdoğan'la aciz bir devletle bir yazı geçireceğiz. Ağustos başı ve muhtemelen Ağustos ayı boyunca bu yangınlar devam edecektir. Çünkü hava sıcaklarının bölgede en azından gevşemeyeceği görülüyor meteorolojik tahminlere göre. Allah korusun. Allah, herkes kendine mukayet olsun. Önce aklına, Ondan sonra da kendine mukayet olsun. Biliyorum çok öfkeli insanlar. Öfke arşa çıkmış durumda. Ve artık ağzı bozuldu insanların. Yani küfür kıyamet. Çünkü artık sağlıklı sözlerle falan gelişmeleri analiz etme dönemi de bitti. Bütün bunları da anlayışla karşılamak gerektiğini söylüyor. Ve bir sonraki yayına kadar bir kere daha sizden müsaade istiyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.